İbn-i Arabi konuşacağız. Evet. Söyledikleri birebir yüzlerce yıl sonra gerçekleşiyor. Osmanlı Devleti kurulmadan 50 küsür sene önce vefat etmiş ve bütün secereyi yazmış. 2024'le de ilgili yani var. Kitabında hı-hı. yazmış mı hani? Biraz sonra söyleyeceğim şeyler hakkında insanlar bir ürkmesinler. 2024 enerjisine baktığım zaman frekansı korku, biraz tanısı konulamayan hastalıklar olacak gibi geliyor ve maalesef biraz çocuklar üzerinde ve akıl hastalıkları. Kudüs elinde gecinde bizim olacak ve biz Deccaliye sistemiyle bence başa çıkacak tek milletiz. Yasin hurufu mukaddası bizi dünya frekansına bağlayan bir hurufu mukadda. Yasin nedir? Kur'an-ı Kerim'in kalbi olarak geçer. Peki Yasin'in kalbi nedir? Sen burada çok ciddi bir teslimiyet gösterdin. Şükürler olsun. Masa Sohbetleri'nin yeni bölümünden herkese sevgiler. Ben İlkay Buharalı. Masa Sohbetleri'nin bu bölümünde yanımda kıymetli Ayşegül Harputlu Hoca var. Merhaba. Misal alemleri ve frekanslarla özdüşüm sistemlerin kurucusu. Evet. Yani o kadar verimli iki sistem ki bu bir kısmına, ikisine de eşlik evet, ettik İlkay Akademi'de. Evet. Hem insanlardaki dönüşümleri, açılımları gördüm. Kendi yaşadığım deneyimler de var. Çok o yüzden seninle burada buçmak yüz yüze çok kıymetli sevgili Ayşegül. Çok keyifli oldu. Sen hep uzaktan uzağa bir hasbihalimiz vardı, muhabbetimiz vardı ama böyle can cana kan kana olunca daha bir keyifli oldu. Çok mutluyum burada olduğun için. Ben de geldiğin için çok mutluyum. Şimdi o kadar da kıymetli bir konuyu konuşacağız ki ve sen anlat. Sen anlatınca daha da başkalaşıyor. Çok arzu ettim. İbn-ül Arabi'yi konuşacağız. Evet. İbn-ül Arabi aslında 800 küsur yıl önce yaşamış. Evet. Lakin o kadar hani manevi açıdan bizim o değer biçmemiz bile mümkün değil tabii ki. Onu evet. Allah bilir ancak. Ama çok kıymetli söyledikleri birebir yüzlerce yıl sonra gerçekleşiyor. Osmanlı Devleti kurulmadan 50 küsur sene önce vefat etmiş ve bütün secereyi yazmış. Yani evet. Bu padişahtan sonra bu padişah gelecek. İnanılmaz bir şey. Ve bugünle de ilgili söyledikleri var. O yüzden herkes anlayamıyordu onun söylediklerini. Ayşegül Harputlu olarak sen bize anlat çok istedim. Bu arada senin insanlarla paylaşmadığın, çok paylaşmak, ön plana çıkartmak istemediğin özelliklerin var. Ama biliyorum ki astrologsun da aynı zamanda astrolojiye de bakıyorsun. Dolayısıyla literatürde İbn-i Arabi astrolojiden çok faydalanmış. Birçok ilimden faydalanan bir Hazreti Aslı. Alim değil mi? Onun o öngörülerinde anlayabilmek için astroloji bilmek evet. lazım, literatürünü bilmek lazım. Dolayısıyla çok doğru bir kişiden dinleyeceğiz arkadaşlar. Rüyalar denince de aklımıza sen geliyorsun. İbn-i Arabi'nin rüyalarla ilgili söyledikleri var. Bugün rüyalarda çok dikkat edilmesi evet. gereken şeyler var. Enerji olarak da enteresan zamanlardan geçiyoruz. Yani arkadaşlar başından kalkamayacağınız bir bölüm olacak. Tekrar hoş geldin. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Güzel girişin içinde. Evet senin de dediğin gibi İbn-i Arabi çok büyük bir zat. Yani yüzyıllar öncesinde yaşamış ama daha sonrasını bizzat keşif boyutuyla gören bir alim. Zaten onun bu özelliği de diğer alimlerden ayrıştıran bir nokta. Onun için Şeyhülekber denilmiştir kendisine. 1165'te bugünkü ismiyle İspanya'da doğdu. Ve 1240 yılında da vefat etti. Şimdi Osmanlı'nın tarihine baktığımız zaman kuruluş tarihine 1299'da kuruldu. Senin de dediğin gibi nereden baksak bir 50 yıla yakın bir süre öncesinden tüm Osmanlı padişahlarının ölüm tarihleriyle beraber, baba isimleriyle beraber şeceresini yazdığı eseri vardır, kitabı vardır. İnanılmaz bir şey gerçekten. Gerçekten inanılmaz ama o kitabında şunu da belirtir aslında İbn-i Arabi der ki, insanlar bir şeyleri olup bittikten sonra söyler, ben olmadan önce söyleyeceğim diye de yine kitabında belirtir. Aslında bu olay nedir biliyor musunuz? Yani alimler dediğimiz, büyük zatlar dediğimiz, naçizane ben hayatlarını okurum. Şöyle bir araştırmayı da seven bir insanım. Keşif ehli dediğimiz alimler vardır. Bu alimler kendi hakikatlerinde ciddi bir şuur yükselmesiyle bu vasfı kazanırlar, kendilerini de açarlar. Lakin bazı keşif ehillerine yaradan izin verir, der ki izah et, gördüğünü anlat ama bazılarının üstü kapalıdır, sırlıdır. Hmm. Şimdi İbn-i Arabi bu izin verilmiş olan alimlerden bir tanesidir. Söylüyor mu bunu? Yazmış mı peki? Bana bunları anlatmam kesinlikle. İzni verildi diye. Evet söylenmiştir. Çünkü zaten o izin verilmezse alimler söyleyemezler. Böyle bir hakikat de vardı sünnetullah yasası gereği. Onun için Şeyhülekber denilmiştir kendisi. Şimdi Şeyhülekber dediğimiz en yüce alim anlamına gelen bir
ifade edin. Şeyhlerin efendisi. Şeyhlerin efendisi. Lakin buradaki durum da şu. Kendisi o konularda her zaman çok mütevazi olduğu için ama ilmini de asla esirgemediği için orada da gücünü de her zaman ortaya koyar. Bu noktadaki birçok ilimle de vakıf bir alim olduğu için aslında bu ismi almıştır. Yoksa öngörü mahiyetinde söyledikleri çıktığı için değil. İbn-i Arabi birçok ilme hakim bir alimdir. Ama biz bu noktada genelde kendisinin ismini duyduğumuz için öngörülerin isabet ettiğine dair, keşfin isabet ettiğine dair. Onun için İbn-i Arabi günümüze kadar isim olarak toplum içerisinde daha öne çıkmıştır. Ama onun hakikatini, ondaki değeri bilen insanlar olayın sadece bundan ibaret olmadığını da farkındadırlar. Çok derin ilimlere sahip, her türlü ilme vakıf ve bu ilmi de hal boyutuyla yaşayabilen bir alimdir. Şimdi bazıları kitap ehli olur, biz buna kal ehli deriz. Hmm. Kelamda kalırlar ama bir de hal ehli vardır. İşte İbn-i Arabi hal ehli boyutunda kitaplarında bizzat kendi deneyimlediği noktalarda gördüğü şeyleri kitaba yazarak bize aktarır. Misal alimde bu alemlerden bir tanesi. En çok gittiği alem, en çok tecrübelerini yaşadığı alem misal alimidir İbn-i Arabi'nin. Bunun için eserlerinde sürekli bu alemden de bahseder. Çünkü keşiflerin çoğu o alemde olur baktığımız zaman. Of, misal alemi ne, keşifler ne? Evet. Bunu soracağım. Ama şey diyeceğim ya, 2024'le de ilgili yani var. Kitaplığında hı-hı. yazmış mı hani 1000 sene önce neredeyse yaşamış. Evet. Ama şimdi onlar astronomiyi kullanan alimler ya İlkay. Burada tabii ki o kitaplarında, eserlerinde bizzat açık açık yazdığı ifadeler de vardır ki Osmanlı'nın Seceresi'ni yazdığı kitabında bu açık açıktır. Ama diğerleri üstü kapalıdır. Yani İbn-i Arabi direkt olarak şu tarihte şu olacak, bu tarihte bu olacak diye eserlerinde yazmaz. Onun bir matematiği vardır, onun bir ilmi vardır. Bu ilmi bilen kişiler üzerinde çalışırlar ve Hazret'in orada ne demek istediğine dair süreçleri, olayları yakalamaya çalışırlar. Yoksa sır dediğimiz hakikat öyle açık açık çok da konuşulan şeyler değildir. İzin verilir ama mana boyutu öyle kelama sığamayacak kadar yüksek bir frekansta olduğu için dikkat edin genelde alimler şiir boyutuyla yani yazıdan ziyade şiirsel boyutta bunları sırlayarak geleceğe aktarırlar. Burada geleceğe yönelik 2024 diye geçmez ama işte şu yılda şu günle girilirse, girilen ay şu elementte olursa gibi gibi öngörüleri vardır. Tabii ki 2024 yılına da şöyle bir baktım ben. Neler var, neler yok diye, hangi günden giriliyor, Hazreti hangi ay ve element boyutunda neler söylemiş, öngörüleri kısmında baktım gelmeden önce. Ama her şey öncesine Allah bilir, bunu bir belirtmek istiyorum. Tabii. Lakin burada da çok da, şöyle bu hazretler genelde güzel şeyleri de yazarlar ama dikkat edilmesi gereken şeyleri daha ön planda tutarlar. Şimdi onun için biraz sonra söyleyeceğim şeyler hakkında insanlar bir ürkmesinler. Burada dikkat edilmesi gereken ifadeler vardır. Çünkü astronomi veyahut da astroloji ilimlerine baktığımız zaman kendi planımızı, yaşamımızı kolaylaştırmak ve konfor aracı olarak kullanmak için mükemmel yoldaşlardır, mükemmel yan tesirlerdir. Onun için astrolojiden korkmamak lazım bence. Onu çok güzel kullanarak hayatımızı şekillendirmekte fayda var diye düşünüyorum. Ya bir de bu alimler, bakın ben bunu biliyorum. Ne kadar da iyi bildim diye değil ki, bir belki önüne bulunabilecek diye değil mi? Yani bir sebebi var mutlaka ki. Kesinlikle hizmet amaçlı yapıyorlar. Yani burada ciddi bir hizmet var. Düşünebiliyor musunuz? Kendisinden yüzyıllar sonra yaşayacak insanlara müthiş bir hizmet bırakıyorsunuz. İnanılmaz bir ışık. Ruhsal boyutta çok büyük bir hazdır, tatmindir. Yani insan olan için böyledir. Peki Ayşegül, kaç yılına kadar var? Hani 2024'te var mı dedim, var dedim ya. Ama şöyle 2024 diye geçmez de bu ilk ay. Ama daha bulunabiliyor çok, yani neticede. Tabii ki bulunabilir ama belli bir yere kadar bulunmuştur. Ama cifir ilmiyle ilgilenen arkadaşlar vardır, bunları şerh eden arkadaşlar. Daha çok şu yıl bu yıl olarak söylemez de geniş zaman aralıklarıyla anlatır. Biz de oradan çıkarımlarla yıllara, aylara, günlere şeklinde tahminlerle gidilen bir durumdur. Ama şu da bir gerçektir ki şimdi Osmanlı padişahlarını Rum suresini der mesela. İfşa ettim der, tefsir ettim der, baktım der Rum suresinden Osmanlı'ya 36 tane padişahın hükmedeceğini gördüm. Yani orada 36 padişahın geleceğini söylüyor. Bakın bir ayetin açılımıyla aslında bunu keşfettiğini söyler kendisi.
Bunlar o kadar derin ilimlerdir ki ya matematik sorusu çözer gibi ha ben bunu buldum bu demek sığ bir bakış açısı olur. Kendi hakikatinde katman katman bilgileri veren hikmetlerdir aslında. O katmanlardan senin şimdi bulduklarını paylaşacağız. Evet. Ama nasıl Ayşegül şey yapmış İbnül Arabi? Ben dedin ya keşif yolculuğunu da yazmış. Nasıl evet. yaptığını da yazmış mı bu keşifleri? Şöyle anlatır, Hazret aslında çok da güzel bize de bir fikir verir. Benim çok hoşuma gitmiştim. Nasıl yapılacağını mı? Fütahat-ı Mekke'de, evet okuduğum anlatıyor. Bir yazıda hoşuma giden bir yol gösteriş vardı. Şöyle der kendisi, semanın alt katından emir alim dediğimiz bir alem var. Şimdi bizi izleyenler daha önceki konuşmalarımızdan mutlaka duymuşlardır. Emir alim dediğimiz bu alemden yaratıp emirler verilir ve yukarıdan aşağı yaratım olur, aşağıya doğru iner. Zat kendisi söyler ki en alt semadan bir emrin dünya boyutuna inmesi 3 yıl boyunca semada döner der. Şimdi bir bu ne emrin, demektir? Ha, ne demek? Bu ne demektir? Örnek veriyorum 2020'de bir emir verildiğini varsayalım. Üst alemlerden aşağıya doğru iniyor. Şimdi bu emrin dünya boyutunda somutlaşabilmesi için 3 yıl olgunlaşması yani dünya boyutunda semada gezindiğini söyler Hazret. Şimdi bizler de der benim gibi keşif ehilleri de buradan akan hakikati görerek öngörülerimizi yaparız der. Şimdi burası çok önemli. İlk defa duyuyorum. Evet. Şimdi o zaman şöyle diyebilir miyiz? Ben astroloji bazında da bakarsam ve hatta kendi misal boyutundaki ilim cihetiyle de bakarsam bu 3 yıllık kısım çok önemli. Niçin? Çünkü sünnetullahı biliyoruz. Sünnetullah dediğimiz şey neydi? Bir mutlak kader dairesi vardı. Ama bir de bu mutlak kader dairesinin içerisini dolduran kendi amellerimizin yaptığı cüz-i irade vardı. Ben bu cüz-i irade boyutuyla yaptığım her bir hareketle, ağzımdan çıkan her bir sözle, aklımdan geçen her bir düşünceyle misal aleminde ne yapıyorum? Potansiyeller oluşturuyorum. Ve ben 3 yıl önce rüyalar boyutuyla misal alemine gidip aktifleştirdiğim potansiyeller 3 yıl sonra karşıma çıkacak hakikatler olabilir. Yani ben derim ki kişilere 2024'e girmeden önce bir 3 yıl öncesine gidin bakalım. Hangi amellerin peşindeydiniz? Neleri aktifleştirdiniz? Nerelerde sınavı kazandınız? Nerelerde kaldınız? Çünkü onların karşılığını alacağımız bir yıla giriyoruz. Of 3 yıl. Peki bu keşif alimleri mesela bir rüya görüldüğünde de o 3 yıl kullanılır mı? Geleceği anlayabilmek yılın, için. Bir yılın daha şöyle rüyalar boyutu hemen açılabilir ama İbn-i Arabi söyler yine bunu. Bir rüyanın geçerliliği 3 yıldır. Şimdi bunu şöyle düşünün lütfen ben bugün bir rüya gördüm ama bu rüyayı açmadım içindeki mesaja bakmadım. Bunun 3 yıl hükmü devam eder yani 3 yıl içerisinde açılırsa o mesajı alabilir ve dünya boyutunda da somutlaştırabiliyoruz cüz-i irade ile. Lakin diyelim ki 3 yılı geçtik ve ben bu rüyayı açmadım artık onun hükmü bitiyor. Ama o kadar şefkatli bir sistem değiliz ki farklı bir rüya türüyle tekrar bana mesaj verilmeye çalışılıyor. Veyahut da gündüz düşü diye kabul ettiğimiz günlük yaşamdaki olay ve durumlarla aynı mesajlar verilmeye çalışıyor. Yani kısacası öyle şefkatli bir sistemin içerisindeyiz ki kalbimiz kör değilse, gözümüz kör değilse, kulaklarımız duymuyorsa yaradan bize her yerden, her şekilde ulaşmaya çalışıyor İlkay. Of. Şimdi oraya da biz günlük hayatlarımıza, buralara evet. da geleceğim ama yine İbnül Arabi'den soracağım. Peki o keşiflerini 3 yıl boyunca o alemlere aslan seyahat gibi zaman yolculuğu gibi bir şey mi yapıyor? Bunu şöyle düşün. Tayyi zaman, tayyi mekan deriz biz tasavvufu düzlemde. Tayyi zaman demek zamanlar arası yolculuk. Tayyi mekan demek de mekanlar arası yolculuk. Ama şimdi zihin portalı var ya dünya boyutunda. Biz an enerjisini çözümleyemiyoruz. Halbuki hakikatinde bir an vardır. An noktası vardır. Ama zihin bunu tanımlayabilmek için geçmiş, gelecek ve şimdiki zaman diye üçe ayırıyor. Şimdi biz tayyi zaman dediğimiz zaman bu zihnimizde diyoruz ki hop buradan alıyor 2006'ya gidiyor işte bin küsürlere gidiyor. Çünkü zihin böyle algılıyor. Hakikatinde öyle değil. Her şey andadır. Onlar an içerisinde her şeye vakıflar. Baktığımız zaman zaman algısı dünya realitesinde zihne ait bir hakikattir. Ama biz dünya realitesinde yaşıyoruz. Onlar aşıyorlar mı oraya? Onlar beş duyuyu aşan. Tabii ki şimdi alimi kendi hakikatine yolculuk demek ne demek? Beşer vasfında evet beş duyuyla bu dünyayla sınırlıyız. Ama gerçek potansiyeldeki Adem böyle değil ki. Biz beş duyunun ötesinde varlıklarız. Ama sınav ya bu. Sınava gelince mecburen tak 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 özelliklerimiz kapatıldı. 5 tane duyu verildi bize. Haydi denildi. Bu size kısıtlı imkanlarla tabiri caizse bulun bakalım kendinizi. İşte onlar insanı kamil, kemale ermiş, tamamlanmış, gerçek insan
modelini bizlere aslında sunuyorlar. Gerçek insan tayyi zaman da yapar, tayyi mekan da yapar. İbnül Arabi ve diğer alimlerin yaptığı her şeyi yapar. Ama maalesef bizler beşer vasfında kaldığımız için ve yer yerde biliyorsunuz ki insan dediğimiz mahlukat melekütle hayvan alem arasında bir mertebededir. Hayvaniyete de düşebilir, melekütte de yükselebilir. Ama biz genelde düşüşlerde olduğumuz için ki inşallah 2024 bu yükselişi getirsin, öyle niyetlenelim. Onların yapabildiklerimize çok afaki geliyor. Çok şaşırıyoruz. Nasıl İnsan olabilir değilsiniz diyorsun yani. Evet ama hakiki insan. Biz beşeriz. İnsan olabilmek için beş duyuyu aşmamız gerekiyor. Çünkü gerçek insan beş duyudan ibaret olamaz. Yani gördüğüyle, dokunduğuyla, kokladığıyla olamaz ki. O çok kısıtlı bir algıdır. O da beşerde vardır. Çok sevdiğim bir şey var senden duyduğum. Yani sık sık da kullandığım insanlığını giyinmek evet. diye. Evet, onu giyinirsek. Aslında oraya doğru yürümeye çalışıyoruz. İnsan amacımız olmaya o olması gerekiyor. Ama işte her birimiz ne kadar o şuur seviyesindeyiz. Şöyle bir kolektife bakalım. Şimdi İlkay bizler tamam bireysel olarak bir yol alış içerisindeyiz. Şahane. Ama bir de kolektif şuur var. Şimdi kolektif şuur bizler bireysel boyuttaki rüyalarımızla kendi hakikatimizi veyahut da şuursal kolektif hizmetler tanıyoruz. Ama bir de toplu tekamül etmemiz gerekiyor. Onun için benim sana dokunmam, senin başkasına dokunmam bunun için çok kıymetli. Toplu tekamül yaptığımız zaman dünya realitesindeki gerçeklik algısı da değişecek. Şu an ne var? Bakalım savaşlar var, kıtlık var, ekonomik anlamda zorlanmalar var, değil mi? Ruhsal anlamda zorlanmalar var, birçok anlamda zorlanmalar var. O zaman bu bana neyi gösteriyor? Demek ki şuursal olarak, bütünsel olarak çok da yol alamamışız. Bunu gösteriyor aslında baktığımız zaman. Şimdi bizim insan olmamızı Allah nasip etsin de İnşallah yani alimlerin boyutunu çıkabilmemiz tabii ki mümkün değil yani. Ama niçin olmasın? Orayı da açık bırak. Tabii canım sonuçta hepimiz aynı kaynaktan geliyoruz. Her birimizde eşit 99 esma giydirilmiş gelmişiz. Birimizde eksik yok ki. Birisinde 80 esma, birisinde 60 esma yok. Her birimiz 99 esmayı giyindik geldik. Peki şu psişik yetenekleri mesela bütün rüyası çıkanlar, bütün hisleri gerçek olanlar. İşte ne bileyim çok iyi fal bakanlar da içine doğanlar aslında evet. Ya da her neyse. Bunlar insanla daha mı yürümüş kişiler olarak görmeliyiz yoksa o özellikleri onlara verilmiş yetenekler esma gibi mi görmeliyiz? Esma potansiyeli olarak oraya daha yatkınlardır. Şimdi her birimizin bir iki esması açık geliriz. O 99 esmanın da çoğu kapalıdır. Niye? Sınav ya. Şimdi o bir iki esma ile ben kendi özüme, kendi kabiliyetimle beraber diğer esmaları da açacağım. Zaten 99 esma üzerinde açan insanı kamil denir. Şimdi o iki esmadan eğer gaybi yönde veyahut da işte geleceğe yönelik keşif yoluyla görmeye yönelik bir cevher varsa kendisinde ona yönelik hayra da kullanabilir, şerre de kullanabilir. Bu şu demek değildir. Mesela tasavvufta açıkçası keramet çok da şeydir, nasıl derim güncel ismiyle banaldir, çok da şey görünmez. Yani tasavvufta derinleştikten sonra keramet kısmı şov çok yani. Atıf yapılan Anladım. Bir şey değildir. Onun için o kısımdan bir tık hatta uzak durmayı da tercih ederler. Buradaki eğer böyle bir yeti varsa kişinin nereye kullandığı sınavıyla alakalı işte orada sınav gelir. Der ki yaradan ben sana bu yeteneği verdim. Hayra mı kullanıyorsun, şerre mi kullanıyorsun? Hayra kullanırsa ne hala ama şerre kullandığı zaman çok ciddi sıkıntılar olur. Vay haline. Ama rüyayı hepimiz görüyoruz aslında. Evet, görüyoruz. Ve ilahi sistemin yardımcısı. Yani seninle tanıştıktan sonra rüyalara bakışım, onları önemsemem falan tabii çok daha farklılaştı. Evet. Eğitimden sonra da öyle. İbnül Arabi de çok önem veriyor rüyalara. Çok. Neden önem veriyor o kadar? Ne Çünkü diyor? Çünkü şu şeyi beni çok etkiliyor. Ahir zamanda bir müminin gördüğü rüya yanlış çıkmazlar Peygamber Efendimiz. Şimdi bu bir hadisi şeriftir. İbnül Arabi tarafına baktığımız zaman da İbnül Arabi her zaman şunu söyler. Şimdi vahiy dediğimiz hakikat biliyorsunuz ki Peygamber Efendimiz'e işte mana boyutundan bir akışla gerçekleşti. Vahiy kısmı manaya ait bir hakikattir ama dünya boyutu his mertebesine ait bir platformdur. Bu noktada baktığımız zaman bizler insan olarak genelde hisse çakılı kaldık. Hisse çakılı kaldık ne demektir? Nefse emare düzlemi, yeme, içme, koşturma, iş, güç, bakım, sağlık gibi alanlara düşünün.
İbn-i Arabi der ki sen bundan ibaret değilsin. Bir de senin gerçek Adem boyutun var. Manaya bakan tarafın var. Şimdi vahiy kısmı manaya daha yakındır. Hisse daha yakın değildir. Eğer his kıymetli olsaydı der İbn-i Arabi, vahiy his mertebesinden gelirdi. Manaya daha yakın der. Çünkü latif bir enerjidir. Manaya baktığımız zaman bizdeki karşılığı da rüyalardır, ilhamdır. Şimdi evliyalar ve enbiyalar bazına baktığımız zaman da marifettir. Bunun için rüyalar kısmına çok önem vermiştir. Bizim kendi hakikatimize, nisan alemindeki kendi gerçek potansiyelimize yaklaştıran bir unsurdur. O şunu da savunur. Aslında der insanın hakiki özü nisan alemindedir. Buraya yansıyan projeksiyon gibi gölgesidir. Nisan aleminin rüyalar alemi yani. Rüyalar alemi. Şimdi acaba bu sözden şu aklımıza geliyor. Biz uyuduğumuz zaman gerçekliğimize mi uyanıyoruz? Şimdi buradan böyle bir gerçeklik de çıkıyor karşımıza onun sözünden. Ama rüyalar hep kopuk kopuk, paramparça. Ama dünya realitesini öyle buluyor, zannediyoruz. Oradayken cin gibi açığız belki, bilemiyoruz ki. Dünya boyutuna geldiğimiz zaman kapatıyoruz. Onu da söyler. Bunu birçok alim söyler hatta, sadece İbn-i Arabi değil. Yani bizlerin hakiki varlığı misal alemindedir. Misal aleminden buraya yansıyan projeksiyon gibi gölgemizdir der. Ve rüyalar boyutuyla hakikatimize yaklaşırız. Şimdi bunu şöyle izah edeyim size. Rüyalar boyutunda hiçbir ruh bedende kalmıyor. Bu ne demek? Hı hı. Kendisinin hakikatine yakın, kendi vatanının enerjisine yakın bir aleme koşarak gidiyor misal alemine. Dünyada bu ceset dediğimiz varlığı bırakıyor. Hangimiz bedenimizle gidebiliyoruz rüyalar boyutunda? Gidemiyoruz. Çünkü her alemin bir sünnetullahı var. Her alemin bir yasası var. Ve koşarak gidiyoruz. Ve uyandığımız zaman da bu bedene çok neşeli uyanan çok azdır. Eğer dünya boyutunda bir kişinin bir amacı varsa, o gün yapacağı güzel bir plan varsa, yani kalbine dokunan, ruhuna dokunan bir yaşam döngüsündeyse coşarak kalkar. Ama his mertebesine çakılı kalırsa ve mana boyutuna uzaklaştıysa maalesef beş karış suratla üfleyerek, püfleyerek kalkar. Çünkü hakiki öz enerjisi oraya daha yakındır baktığımız zaman. Dünya rüyası diye bir şey var. Ona evet. Uyumlanma, İbn-i Arabi ondan da bahsediyor İbn-i mu? İbn-i Arabi şöyle söyler, Peygamber Efendimiz'e söyler. Sadece alimler söylemez bunu. Dünya yaşamı bir rüyadır. Ölünce uyanırız derler. Şimdi o zaman şöyle diyor İbn-i Arabi de çok güzel bir yaklaşım yapıyor. Madem diyor bu dünya boyutu da bir rüya, o zaman buranın da tevhile ihtiyacı var. Yani yoruma ihtiyacı var diyor. Şimdi bizler de orada gündüz ışığı kapsamında gelen mesajları yorumluyoruz. Yani yaşadığımız şu anki çekim, buradaki olan arkadaşlar hiçbir tesadüf değil ki. Şu an biz bir rüyanın içerisindeyiz aslında hakikatinde. Ve bu rüyanın burada olan herkese kendine göre bir mesajı var. Ama biz bu mesajları ne kadar görebiliyoruz veyahut da ezbere mi yaşıyoruz? Lakin gel gör ki bizler dünya rüyasına rezone olabilirsek tekamülümüzde, kendi ana yolumuzda kalabiliyoruz. Ama Deccali sistemi diye kaos çıkarmaya çalışan bir sistem var. Bu sistem de maalesef ve maalesef insandan besleniyor. En çok da rüyalardan ve bilinçaltından besleniyor. Peki nasıl yapıyor İlkay? Şu an güncel hayatımıza baktığımız zaman bilinçaltında birçok bombardıman var değil mi? Gerek filmlerle olsun, gerek reklamlar, medya kanalıyla, dış etkilerle ve korku frekansı veyahut da haz veren frekanslarla bilinçaltımıza sürekli bir mesaj veriliyor. Şimdi biz bilinçaltımıza aldığımız bu mesajlarla beraber eğer dünya rüyasına rezona değilsek, koptuysak, o kopuşları da anlatacağım sizlere. Sadece yaklaşabildikleri rüya türü nefsani rüya türü. Sadece orayı ele geçirebildiler. Diğer rüya türlerini henüz ele geçiremediler, inşallah da geçiremezler. Bu dış bombardımanlarla bizlere arzu ettikleri şeyleri gördürtüyorlar. Ha, orayı ele geçirdiler, orada istediğimiz şeyleri görüyoruz. Bilinçaltıma bir sürü bombardıman onların veriyorlar. Onların istediklerini görüyoruz. Bir sürü bombardıman. Ne olsun bu bombardımanlar? İşte savaşla alakalı subliminal mesajlar olabilir, görsel mesajlar olabilir. Birçok mesajı alıyorum ben farkında olmadan ortamda. Şu arabayı satın al, bu tatile git. Her şey olabilir saçını dünya boyutunda şöyle da. Yap, bilmem çünkü his mertebesine tutmaya tabii çalışıyorlar ya. Çünkü manaya gidersek Adem uyanacak, mana uyanacak, bunları yapamayacaklar. Onun için biz de hayvan mertebesine yakın bir yerde, beşerde, hisse tutmaya çalışıyorlar. Amaçları bu. Bombardımanlar geliyor, hop ben gece yatıyorum. Ne yapıyorum? Ben halbuki çok müjdeleyici, öncü bir rüya görebilecek kapasitedeyken onların bombardımanlarıyla nefsani rüya türüne düşüyorum. Ve nefsani rüya türünde onlar ne istiyorsa,
dünya boyutunda amellerimi yapıyorum, hareketlerimi, işte nasıl araba alacağım diye saatlerce düşünüyorum, ona buna bakıyorum. Sen alemde potansiyeller oluşturuyorum. Gece de gidiyorum nefsane rüya türüyle o potansiyelleri, onların istediği şeyleri hop aktifleştirip rüya boyutuyla dünyaya getiriyorum. Yani onlar bilinçaltıma ekiyorlar. Ben hasatını rüyalar boyutuyla onlara yapıp kucaklarına veriyorum. Bu şekilde Deccaliye sisteminin arzu ettiği bir yaşamsal döngünün içinde de yaşadım zannediyorum kendimi. Yaşamıyorum, pil olarak kullanıyoruz. Maalesef insanları pil olarak kullanıyorlar. Ben bunu her zaman söylüyorum, enerjilerimize sahip çıkmamız gerekiyor. Peki biz bundan nasıl bertaraf edebiliriz, nasıl kurtulabiliriz? Bir kere her zaman diyorum, öyle lay lay lom iki çalışma yaptık, oh tütsülendik, kurtul, öyle bir şey olamaz. Hakiki insanlığımızı yine söylüyorum, giyineceğiz. Doğru sözlü olacağız. Merhametli olacağız. Arkadaşlar, Ayşin Harputlu Rüyalar Dersi'nin ilk söylediği kuralı. Evet. Ders başladı, söyleyebilir miyim? Tabii ki, lütfen. Bir spoiler vereceğim. Lütfen. O kadar hoşuma gitti ki. Benim çünkü çok takıldığım bir konudur bu. Arkadaşlar dedi, yalan söylemeyeceksiniz. Hiçbir şekilde yalan yok. Bunu kim söylüyor ama? Peygamber Efendimiz diyor ki, doğru söyleyenin rüyası da doğru çıkar diyor. Bakın bu çok güzel bir ipucudur. Ve ne diyor? Ahir zamanda bizi kurtaracak olan yine rüyalar. Bir müminin rüyası diyor yanlış çıkmaz. Şimdi o zaman ben bu akışta bir mümin enerjisine bağlanmam lazım. Değil mi? Ahir zamanda kendimi kurtarabilmem için ikincisi doğru sözlü olmam lazım. Ki o noktada bana doğru mesajlar gelsin ve Deccali sisteminin pili olmayayım. Dünya rüyasında kalayım. Dünya rüyasında kaldığım zaman hayat kolaylaşıyor İlkay. Yine sınavlar geliyor. Dünya platformu bir sınav. Biz ona bir şey diyemiyoruz. Her zaman tekamül için sınavlar gelecek. Ama dünya rüyasına resim olduğumuz zaman olayları göğüslememiz, kattığımız anlamlar çok kolaylaşıyor. Ne şimdi, demek ya? Tam olarak hani dünya rüyasına rezone olmak. Ne demek? Dünya rüyasına rezone olmak. Şimdi her şey bir frekanstan ibarettir. İşte Schumann rezonans dediğimiz dünyanın da bir manyetik alanı vardır. Bizlerin de bir manyetik alanı var. Ve dünya rüyası yaratılış tabiatıyla yaratılan yeryüzü aslında uyumlu yaratıldık dünyaya indirgendiğimiz zaman. Ama gel gör ki frekansımız ara ara düşüyor. Nasıl düşüyor? İşte para hırsına kapıldığım zaman düşüyor, birini kıskandığım zaman, yalan dolana girdiğim zaman gibi gibi. Yani insana uymayan, tabiatına, fıtratına, kullanım kılavuzuna uymayan tavır ve tutumlar sergilediğim zaman frekans düşüyor. Düştüğü zaman bu sefer aynı frekansa salınmadım dünyadan düşüşler yaşıyorum. Düşüşler yaşadığım zaman karanlık dünya bunu yakalıyor. Ve kendisi kilitleniyor enerjimize frekans olarak. Ve başlıyor nefsane rüya boyutuyla, bilinçaltı bombardımanlarıyla beni pil gibi kullanmaya başlıyor. Ama ben şöyle bir kendi yorumumla, tabiri caizse bir gerçeklikle karşılaştım ki bu beni çok heyecanlandırdı. Bunu da bu canlı yayında arkadaşlara da emanet etmek hem de hediye etmek de istiyorum. Dünya boyutunda dünya rüyasına, frekansına rezone olabilmemiz için önemli bir bilgi yakaladığımı düşünüyorum naçizane ben. Huruf-u mukattaları herkes duymuştur diye tahmin ediyorum. Şimdi huruf-u mukattalar surelerin önünde yer alan, sadece harfler olarak işte Yasin şeklinde olan huruf-u mukattalar vardır. Kimsenin bilmediği sırlı olarak kabul edilen boyut. Aslında baktığım zaman sanki bunun kendi naçizane hakikatine de yaklaştım gibi geliyor birçok gelen teyitlerle. Böyle bir şeyi de düşünüyorum. Ama buradaki asıl önemli şey şunu yakaladım. Yasin hurufu mukattası bizi dünya frekansına bağlayan bir hurufu mukatta. Yasin. Biz Yasin Şerif'i daha çok vefat eden kişilere okuruz. Elbette ki niyet dahilinde, hakikatinde onların bu dünya rüyasından koptukları için bir hakikati faydası vardır. Ama Yasin asıl diriler için bence çok faydalıdır. Çünkü oradaki Yasin'deki, Yasin nedir? Kur'an-ı Kerim'in kalbi olarak geçer. Peki Yasin'in kalbi nedir? 58. ayet. Selamın kavlen min Rabbin Rahim. Ne demektir? Allah'ın selamı. Şimdi ben selamın kavlen min Rabbin Rahim dedikçe aslında Allah'ın selamı, selam ne demektir? Seni görüyorum. Direkt o enerjiye bağlı olduğum zaman Deccali sistemi beni dünya boyutundan düşüremiyor. Düşüremediği için de dünya rüyasında kalıyorum. Dünya rüyasında kaldığım zaman da neyle karşılaşırsam karşılaşayım bu dünya sınavında
küfre düşmüyorum. Şükürde kalıyorum, teslimiyette kalıyorum ve muazzam bir içsel ferahlıkla, rahatlıkla o sınavı kolay bir şekilde atlatabiliyorum. Ama Deccaliye sistemine takılı bir şekilde o sınavla karşılaşırsam küfürde de kalıyorum, ahlarda kahırlarda da kalıyorum, beddualarda da kalıyorum, millete kötülük de yapıyorum. İşte şifacılığın zıttı büyücülüktür, büyücülük de yapıyorum. Maalesef ve maalesef bu Deccaliyetin elindeki pil vazifesinin en büyük göstergesidir. Biri bizi çok kızdırdı, beddua etmeyeceğiz maalesef. Etmeyeceğiz. Çünkü beddua enerjisi çok sert bir enerjidir. Biliyorsun ki anneannelerimiz, babaannelerimiz ne derdi? Beddua sahibine geri döner. Dönmesinin sebebi şudur. Çünkü o kadar sert bir enerji ki biz gerçekten şefkat sistemin üzerinde yaşıyoruz. Şefkat sistemi üzerinde yaşadığımız için her şeyin kendi hakikatinde bir tekamül yolu ve süreci var. Yaradan bile dikkat edersen müdahale etmiyor. Çünkü orada bir şer boyutu var, hayır var. Diyor ki ben şerre de yardım ederim. Hayra da yardım ederim. Niye? Sınavdayım. Sınav noktasındayım. Ben beddua ettiğim zaman ne oluyor? Onun frekansına düşüyorum karşı tarafın. Ne gerek var? O zaman benim ondan ne farkım kaldı? Eğer biz fark oluşturmak istiyorsak kendi özümüzde kalacağız. Yani birisi şöyle düşünüyorum ben açıkçası. Birisiyle konuşurken şimdi o aklıma geldi. Bir telefon görüşmesi. Birisine çok kırılmıştı. Bir şeyler söylüyor. Dedim ki şimdi sen o sinirden çık. Gerçek sen olsan buna ne derdin? Öyle demezdim. O zaman lütfen gerçek sen ol dedim. Çünkü öfkeler ve duygular. İşte hisse takılma diyormuş ya İbn-i Nerami'de. Ya şöyle bir hakikat de var. Şimdi eski alimler şunu da söylüyor İlkay. Buraya ay altı alem derler dünyaya. Çünkü ay en yakın ya. Ay altı alem diye bahsederler. Bazı alimler der ki biz sadece duyguları deneyimlemek için bile gelmiş olabiliriz. Çünkü duygular ağır sınavlardır. Dikkat edin, öfkelendiğimiz zaman, kızdığımız zaman, içimizde kaygı. Ya olayımıza şöyle bir bakın, duygular, dışarıdaki durumlar, onlara kattığımız anlamlar. O anlamlarla da düşünceleri ve duyguları tetikliyoruz. Aslında yine gerçekten dönüp dolaşıp duygulara geliyoruz. O zaman ne yapacağız? Duyguların esiri olup bize yaptıracakları şeylerden şöyle bir kendimize gelip işte orası nefis dediğimiz noktadır. Nefsin boyutu, terbiyesi tabii, işte. Nefis olarak kendimizi tutup hop bir tekrar bir adım geri atıp özümüze gelip dur bakalım. Gerçek ben olsam bunu yapar mıyım? Hayır, öfkeli halim bunu istiyor. O zaman yapmayacağız. O zaman gündüz rüyasıyla rezone olmak şey mi yani? Yaşadığın olayda hislerine kapılma. Ya bu bana ne anlatıyor? Bir saniye bunu neyi yaşadım diye mi durup bakalım? Şimdi, rüya gibi mi yoralım? Şimdi yani duygular ve hisler illaki olacak. Bu dünya platformunda yaşıyoruz tabii. Ya ama bu duyguları üst seviyede yaşamak var. Kaliteli yaşamak var, üst frekansta yaşamak var. En üst frekansa baktığın zaman sevgiyi, neşeyi bulursunuz. Alt frekanslara baktığın zaman kaygıyı, korkuyu bulursunuz. Bu bir seçimdir aslında. Çünkü duygu ve hissi yok edemeyiz. Öyle bir şey yok. Öyle bir dünya platformu yok. Ama biz dünya rüyasına kaldığımız zaman ki senden örnek verecek olursam son zamanlarda yaşadığım bazı sıkıntılarda nasıl enerji olarak çok güzel bir şekilde anlamlar katarak şuursal yükselişi tabiri caizse yıldızım parlayarak bu sürece yön verdin. Değil mi? Annem bu arada tekrar nurlar içerisine yatsın inşallah. Burada bir kabulleniş. Başka boyutta olsam belki isyan da edebilirdi. Neden benim annem? Neden? Ama işte gerçek zorlu sınavlarda verdiğimiz ve kattığımız anlamlar ciddi anlamda hareketlerimizi şekillendiriyor. Sen burada çok ciddi bir teslimiyet gösterdin. Şükürler olsun. Gerçekten o zaman insan acısının içinden bile değişik bir duyguyla geçiyor ya. Değişik bir feraset mi diyeyim? Bir teslimiyet aslına baktığımızda bir eminlik değil mi? Çünkü ona en sevdiğini teslim ettin. Böyle bakmak lazım. Öyle. Bir de hayatımın öyle bir dönemiydi ki hani tek bir yönden değil aslında. Evet. Pek çok açıdan üst üste gelince de daha yıpratır ya insanı. Ama daha da güçlendirebiliyor. İnsan sınavını da seviyor yani. Rabbim kesinlikle razı olsun inşallah bizden. İnşallah. Hakkıyla inşallah geçebiliyoruzdur inşallah. Amin. Yani olay kısacası kattığımız anlamlar. Kattığımız anlamlar. Peki dünya rüyasıyla nasıl bağlantı kurulur? Bunu anlattık mı? Evet, aslında dediğim gibi Yasin suresinin 58. ayetini arkadaşlar bence bu 2024 yılında daha da sıkı sıkıya sarılsınlar derim. Tekrar mı etsinler yani? Söylesinler mi? Akıllarına geldikçe. Niye? Çünkü 2024 yılı gerçekten şimdi ayla giriyor. Ay da çok hızlı bir enerji ve ay duygularımız demek.
Ya burada ciddi sınavlara tabi tutulacağımız, tabi caizse tuzaklara düşebilme ihtimalinizin, nefsi olarak düşebilme ihtimalinizin yüksek olduğu bir yıla giriyoruz. Orada da bol bol bu ayeti okuyarak dünyaya bağlantılarını güçlendirebilirler. Aa, Yasin suresini okuyalım değil mi? Sadece o ayeti mi? Yasin akıllarına suresinde geldikçe Yasin suresini okuyabilirler ama 58. ayet onun özellikle kalbidir. Ve orada Yaradan'ın direkt selamı, direkt bağlantısı vardır. Yani o ahiret gününde bir selam sözü var Rabbim gibi. Sanki aklında öyle bir Türkçe kalmış. Herhalde o ayet değil mi? Ya buradaki selam olayı aslında derin manada baktığımız zaman biliyorsun ki ayetler de katman, mana boyutu katman katman açılır. Buradaki ben senden uzak değilim, buradayım şeklinde aslında ver. Şimdi bunu şöyle düşün, dışarıda birisiyle karşılaştığım zaman, seni sokakta karşılaşsam selam İlkay. Tabii. Bu ne demektir? Seni gördüm İlkay. Nasılsın? Seni görüyorum anlamındadır. Görmediğimiz kişiye selam vermeyiz. O noktadan bakınca aslında burada olduğunu her an hissettiren bir ayet aslında. Yalnız olmadığımızı bize bildiren bir ayet olduğunu düşünüyorum ben. Rüyalar da değişecek mi peki 2024'te Ayşe? Ya da kesinlikle değişmeye başladı mı? Hani çok rüyalar yorumluyorsun, eğitimler veriyorsun ya, onun için soruyorum. 2024 yine dediğim gibi ay enerjisiyle girdiği için ay rüyalar demektir. Yani çünkü rüya fazlarına göre bile aylar değişir. Çok fazla rüyalar değişecek. Daha doğrusu rüyalarla rehberlikler çok artacak, yol göstericilikler çok artacak. Tabii görebilene. Şuur seviyesi yüksek olana tertemiz, apaçık, yoruma ihtiyaç duyulmayan rüyalar gelecek. Ama zihin noktasında kalan arkadaşlar daha kargacık burgacık, daha işin içinden çıkamadıkları uzun uzun rüyalar görürler. Bir de insanlar şuursal yükselişlerini buradan ayrıştırabilirler. Bir insan eğer net, berrak bir rüya görüyorsa ve tek konu bazlı görüyorsa bilsin ki o rüya kaliteli yüksek bir seviyeden geliyor ve şuur seviyesi olarak da o esnada iyi bir sıçrama yaşamış. Yani güzel bir yükseliş yaşamış. Ama kalktığı zaman oradan gittim, buraya geldim, sonra şuraya sıçradım, onu gördüm gibi uzun uzun kargacık burgacık rüyalar görüyorsa bilsin ki zihin boyutunda çok kalmış. Yani bilinçaltı deşarjı olmuş o gece. Bilinçaltındaki işte nötrlemek istedi veyahut da o gün patronu ona kızdı, içinde egosu patladı. Gece o egosunu sağlattı, rüyalar görüyor demektir. Rahmani boyuttan gelen rüyalar çok berraktır, nettir, tek konu üzerinde genelde gider. Peki semboller var mıdır? Yani sembollerle görmemizin ya da açık bir şekilde olduğu gibi görmemizin bir farkı var mıdır? Kesinlikle vardır. Ayan beyan dediğimiz olduğu gibi gelen rüyalar Yaradan katından gelir der İbn-i Arabi. Sembolik rüyalar melekût katından gelir. Şimdi melekût katından gelen sembolik rüyaların da bir hikmeti vardır. Çünkü semboller de kişiye göre farklılık arz eder. Her bir sembol her bir kişide farklı bir anlam ifade eder. Mesela ben kendimden örnek vereyim. Ben rüyamda tırnaklarımı kestiğimi gördüğüm zaman bu kesinlikle fizyolojik olarak bir gribal ya da viral bir hastalığa yakalanacağımın işaretidir. Hiç şaşmaz. Bakın başkası tırnak kesme çok farklı farklı çıkar. Veyahut da büyük balık gördüğüm zaman başka bir kısmet programda da söylemiştim. Ölümün işaretidir bende. Ne kadar büyük olursa o kadar yakınımın öleceğinin işaretidir. Bunun gibi sembollerin seçilmesinin nedeni sadece rüyalarda değil, meseller ve mitoslarda da semboller seçilmiştir. Kur'an-ı Kerim'de de birçok şey masallaştırarak, hikayeleştirerek anlatılmıştır. Bunun hikmeti de şudur, semboller zihinde çok fazla kalır, kaldığı için gelecek kuşaklara aktarılabilir. Bunun içindir aslında, buradaki hikmet budur. Ama her bir sembolde katman katman şuur seviyesine göre açılır ve farklılık gösterir. Ama sembolsüz bir rüya görmek ruhsal seviyesini mi gösterir dedin kişinin? Direkt, ayan beyan direkt görmek. Yaradan kattan geldi. Yani direkt rehber rüyası. Mesela benim bir kulakları çınlasın. İzin de almadım ama spontane anlatayım. Bir öğrencim vardı. Dedi ki rüyamda dedi bir ara sokaktan geçiyordum hocam dedi. Bir kız arkadaşımla bir beyaz araba durdu ve bizi kaçırmaya çalışıyordu dedi. Sabah kalkmış aynı arkadaşla aynı ara sokaktan giderken araba durmuş ve aynı bir araba kaçırmaya çalışmış. Bunun gibi çok şey vardır. Çok, yani bu çok basit bir örnek ama çok farklı özellikleri vardır. Rüyalar ilmini İbn Arabi'nin bu kadar önemsemesinin nedeni aslında ahir zamanda elimizdeki tek güçlü bence ortak olarak ama diyorum. Elbette ki Yaradan istediği zaman her an şendedir. Her noktada bize her türlü hikmetini gösterecektir ama rüyalar Peygamber Efendimiz'e diyor, İbn Arabi de diyor ahir zamanda bize yol gösterecek en önemli unsurlardan bir tanesidir ki bana göre en önemlisi, İbn Arabi'ye göre de çok önemli.
Ve ahir zamandayız galiba. Karışık bir zamandayız. Bakın İbnül Arabi Devlet-i Osmaniye'yi de şöyle söyler o kitabında. Şimdi oradaki Osmanlı padişahlarını sayar. Osmanlı padişahlarını saydıktan sonra, son padişahtan sonra der, çok ciddi zulümler başlayacak. Ahir zaman başlayacak. Çok ciddi zulümler. Sonra Mustafa isminde, peygamberimizin isminde bir zat çıkacak. Bakın onu da söyler kitabında. Ve onu kurtaracak. Müjde olan şudur ki, İstanbul'u ve Anadolu'ya hakim olan Türkler Deccaliyeti yenecektir der o kitabın sonunda. Bakın burası çok önemlidir. Çok hatta ve hatta bir ayağımızın Kudüs'te olacağını da söyler. Bu da İbn Arabi'nin geleceğe yönelik kerametlerinden bir tanesidir. Yani ben buradan şunu çıkarıyorum ki, çünkü bizzat Hazret olduğu gibi aslında bize aktarmış. Kudüs elinde gecinde bizim olacak ve biz Deccaliyet sistemiyle bence başa çıkacak tek milletiz diye düşünüyorum açıkçası ben. Çünkü bu kudret gerçekten bizim asil kanımızda var. Bunu asil kan derken şunu açıklamak istiyorum arkadaşlar. Bu Anadolu toprakları üzerinde, Anadolu'nun suyunu içen, toprağında biten, otu yiyen, herkes bu Anadolu'nun evladıdır, çocuğudur. Ama yaramaz çocuklar da vardır, akıllı çocuklar da vardır. Şimdi burası da böyle bir gerçekliği vardır. Çünkü Anadolu bir yurttur, yuvadır baktığımız zaman. Ama alimlerimizin gerek olsun, gerekse Atatürk'ün üzerinde durduğu araştırmalar olsun, gelecek boyutunda böyle bir hakikati de besliyor. İnanılmaz. Şey de var mı, öyle bir şey hatırlıyorum, doğru mu? Ve ilk 100 yılı Cumhuriyet'in, İbnül Arabi'nin yine söylediklerinde, zorlu geçecek ama 100 yıldan sonra işte çok güzel olacak ve ilelebet yaşayacak. Ya şöyle bir rivayet var ama onu bazı akademisyenler tartışıyorlar. Şöyle bir bilgiye rastladım, okudum. Osmanlı'dan 9 kat daha fazla güçlü olacak da der. Yani daha da güçlenecek. Ya yani Osmanlı'nın oluşturduğu o saltanat güç kısmını daha da aşacak bir Anadolu. Anadolu'ya yerleşen Türklerin böyle bir devlet kuracağını da söyler. Ya bundan dolayı ben umutluyum aslında baktığımız zaman. Çünkü Armagedon Savaşı biliyorsun ki hep gündemde. Ben naçizane kendim şöyle düşünüyorum. Önce biz bir güçleneceğiz. Ya yani ülke olarak çok ciddi güçleneceğiz. Sonra Armagedon Savaşı olacak. Benim öngörüm bu. Yani 2-3 yıl olacak bir şey değil o savaşlar. Ben böyle düşünüyorum. Yani gerek alimlerden aldım oradaki açıklamalara göre. Çünkü büyük bir savaşın olması için önce bizim ciddi anlamda dünyayı biraz hükmedecek güce gelmemiz gerekiyor. O noktada geleceğiz ki bütün dünyayı karşıma almam gerekiyor. O güç önce bir Türkiye'de olması gerekiyor ki bütün dünyayı karşımıza alacağız. Çünkü Armagedon öyle bir büyük bir savaş olarak bizlere aktarılıyor. Onun için ben önümüzdeki yıllarda çok beklemiyorum açıkçası. Şöyle bir şeyle karşılaştım Ayşegül. Şimdi geçeceğim artık 2024 öngörülerine. Önce bir İstanbul depremi, sonra bir işgal. Böyle bir şey de İbnül Arabi'nin göğleri içinde olduğuna dair bir şeyler duydum ama emin değilim yani, okumadım tabii. Ya Nazım Kıbrıs Hazretleri onu çok söyler. O videolarında bağıra bağıra rahmetli söylemişti. Şöyle demişti, İstanbul'dan gençlerinizi çağırın. Çok büyük bir deprem olacak. Bu öyle büyük bir deprem ki İstanbul'un eski yerleşim yerleri kalacak, yeni yerler yerle bir olacak diye rahmetli söylemişti. Kıbrıs Hazretleri başkanlık sistemini de söylemişti. Ta ortada başkanlık yokken, hiç öyle bir şeyler anılmamışken, mesela o da keşif ehlidir kendisi ve o da der, ifşası bana izin verildiği için sizlere aktarıyorum der. Böyle keşif ehli çok vardır izahati açıklanan. Peki bir tarih vermiş mi? O tarihi söylemiyorlar ama ta o zaman benim bu şahit olduğum şey en az bir 3 yıllık vardır. 3 yıl öncesinden gençlerinizi oradan alın, büyük bir deprem olacak ve eski yerleşim yerleri kalıp yeni yerler yok olacak şeklinde söylemişti. Ama ben şu da var, evet alimlerimize ben her zaman diyorum keşif ehilleri olduğu için kesinlikle o noktalarda saygımız, sevgimiz sonsuz ama ben şuna da inanıyorum. Yaradan her an şendedir.
Her an yaratımdadır. Tabii ki her an yaratımdadır. Onlar da zaten tüm alimlere bakın sonunda şöyle bitirler. İbn-i Arabi de dahil. En iyisini Allah bilir derler. Son bitirişi öyle yaparlar. Çünkü onlar da bunun farkında. Yaradan her an şendedir. Şimdi bu şen boyutunda eğer biz Anadolu'nun üzerinde yaşayan insanlar olarak bir sirkelenip kendimize gelirsek, bir gerçekten bir insanlığımızı giyinirsek, güzel davranışlar, tutumlar, birbirimize dostça, kardeşçe yaklaşımlar yaparsak, eminim ki o noktalarda da neden bertaraf olmasın? Neden ben olmasın? Ceza olarak görmüyorum bu arada, hani deprem olayını görmüyorum ama şimdi yaradan bir şen boyutunda olduğu için cüz-i irade kısmını da bize bırakmış. Cüz-i irade boyutunda ben böyle ameller ve davranışlar yaparsam ne olacak? Frekans yükselecek. Frekans yükseldiği zaman da sistemde daha çok güzellikler oluşmaya başlar. Öyle olsun. Biz onu seçelim. Bence ona de mesaj olmasın dileyelim. Ve evet. 2024 için senin notların İbnül Arabi. Şimdi İbnül Arabi evet izninizle buradan baka baka okuyacağım. Çünkü Hazret gerçekten farklı şeylere değinmiş. Tabii onlar hicri takvime, ay fazlı takvime bakıyorlar. Biz miladi takvim boyutuyla bakıyoruz. Ama onun baktığım zaman onun hesaplamalarına şimdi 2024'te hastalıklardan bahsediyor. Şimdi hastalıklar olacak. Hatta ve hatta benim öngörüm şu, biraz tanısı konulamayan hastalıklar olacak gibi geliyor ve maalesef biraz çocuklar üzerinde olacak olduğunu yazmış İbn-i Arabi. Burası önemli. Bir de dikkatimi çeken asıl önemli. Diğer öngörüler gibi şunları söylemiş işte. Sıcaklık çok olacak, işte seller olacak, açlık olacak, kuraklık olacak, otlar, ağaçlar kuruyacak, hayvanlar zayıf kalacak. Bakın bunlar genel olarak aslında duyduğumuz ama ben daha farklı şeyleri soracağım size. Diyor ki mesela dikkatimi çekti, hayvanlarda da hastalık olacak, insanlarda da hastalık olacak, akıl ve karın hastalığı olacak. Akıl ve karın. Akıl ve karın. Şimdi karın dediğimiz şey nedir? Batın bölgesi. İşte karın bölgesi içindeki organlar. Organlarla alakalı. Şimdi günümüzde ne yakın, neyi konuşuyoruz biz? Güneş patlamasını konuşuyoruz değil mi? Güneş patlaması, solar patlamalardan konuşuyoruz. Şimdi solar patlamalara baktığımız zaman o bizim direkt üçüncü çakramızı. Solar plexus etkiler. Solar plexus sinir ağı dediğim şey iç organlarla alakalıdır. Aslında hepsi birbirleriyle örtüşüyor baktığımız zaman. Ve akıl hastalıkları. Şimdi astrolojik bazda baktığım zaman Satürn balıktan geçiyor. Satürn balık derken psikolojik bunalımlar, zorluklar, ruhsal çöküşler, aşırı coşkunluk halleri yaşatır. Yine güneş patlamaları da bunu etki ve tesir noktasında bizlere sinirlilik, agresyon, öfke, hafızayı toparlayamama, zihni toparlayamama, dağınıklık, zihinsel dağınıklık gibi etkileri olarak da yaratır. Bir diğer dikkatimi çeken öngörüsü de şu. Hamileler yorulacak diyor. Allah Allah. Burası çok ilginç geldi bana. Ama bir taraftan tekrar bütünsel olarak baktığım zaman biz hangi çağa giriyoruz? Plüto kovaya giriyor. Şimdi kova enerjisi biraz arketip olarak kısırlık, üreyememeyi de getirir. Ha, hamile kalınmakta zorluk olacak. Aslında o cümle olarak hamileler yorulacak diye yazmış sadece. Zor hamile kalınacak. Zor hamilelik de olabilir. Hamilelik esnasında yaşanılacak düşük riskleri, sıkıntılar bunlar da olabilir. Benim diğer bir öngörüm de hamilelikteki bu zorluklar ve sıkıntılar olduğu için biz biraz daha teknolojiye çekmeye çalışacaklar. İşte laboratuvar ortamlarında gebelik. Biraz daha bize insan boyutundan işte buradaki zorlukları, süreçleri belki suni olarak da yaşatarak laboratuvar bebeklerine doğru yönlendirebilirler. Kadınlar bu zorluğu yaşadıkça. Vallahi Profesör Bülent Tıraş'la yıllar önce bir röportaj yapmıştım tüp bebekçi hocamız. 2050'de hiç kimse, bak bilim şunu söylüyor demişti yayında. 2050'de hiç kimse doğal yolla çocuk yapamayacak. Ya işte o düşüyor. Kaç sene sonra, 25 evet. sene sonra. Evet. Hiç doğal yolla bebek diye bir şey kalmayacak. Evet. Bak söylüyorum diyordu. O aklıma geldi yani. 2024'te başlıyor bu İbn Arabi'nin kehanetine göre. Yani burada demek ki bir zorluklar, bir işte gebeliği sürdürememe ile alakalı bir sıkıntılar kadınlarımızda. Aslında insanlık neslinin bu götürülmek istendiği yer. Kesinlikle. Nihayetinde. Kesinlikle. Çocuk bugün Filistin'de çocukların öldürülmesi, yarın Filistinliler olmasın diye, bugün çocuk doğumları olmasın, yarın insanlık nesli olmasın diye. Kesinlikle bu var. Yine burada sanatçılara dikkat çekmiş. Tabii o direkt sanatçılar olarak söylemiyor da şairler diye bahsediyor. Şairlerde ölümler olacak diyor.
Ve üst yöneticilerde de ölümleri söylüyor. Şairlerde evet, ve üst yöneticilerde. Evet, demirciler ve terziler diyor bir de. Ölümler olacak ve bu alanda insanlarda çok korku oluşacak. 2024 enerjisine baktığım zaman frekansı korku. Diyorum ya, 2024'te bizi bilinçaltlarımızdan yakalamaya çalışacaklar. Şimdi onu konuşacağız ayrıntısıyla. Bunlar da çok tutarlılık gösteriyor aslında. Şimdi demircilerin ölmesi ne demek? Demir fiyatlarının artması olabilir baktığımız zaman. Çünkü burada demircilerin ölmesi demek, terzilerin ölmesi demek yine hayat pahalı. Çünkü o gündemde ekonomiyi belirleyen her zaman belli unsurlar olmuştu. Belki o demin unsurları da ekonomik durumu belirleyen kıskançlar da bu ikisi olabilir. Buradaki ölme boyutu şahsi olarak bunu söylediğini ben düşünmüyorum. Burada aslında yine üstü kapalı bir mesaj verdiğini düşünüyorum. Yine bir öngörüm ve burada özellikle yazan ve benim de astrolojik bazı bulgulardan tespit ettiğim hakimler ölür diyor. Adalet ölecek o zaman. Allah'ım yapma ki yani nerelerden geçiyoruz? Ya ben inanılmaz şunu da düşünüyorum. Tüylerim diken diken. Ben şunu da düşünüyorum açıkçası İlkay. Maalesef bir Danıştay saldırısı olmuştu biliyorsun geçmişte. Ben 2024'te yine hakimlere yönelik bir durum olma ihtimalini düşünüyorum açıkçası. Orada da yani üstü kapalı bunu da söyleyelim. Orada biraz daha dikkatli olunması gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü bunu ısrarla belirtiyor. Allah Allah. Evet. Çok enteresan. Evet. Kadılar tabii o zaman. Kadı diye mi söylüyor? Ya tabii ki şu an şerh boyutunda bizim tabii, anlayacağımız tabii, şekilde anlatıyorlar tabii. Ama o zamanki dilinde adaleti sağlayan kişiler. Bir diğer ilginç olan, bana çok ilginç gelen kısım da kadınlar eşlerine karşı zalimlikler yapacaklar diye yumuşatayım ben bunu. Ay, kocalarını mı dövecekler? Ne? Dövmenin daha fenası, kadınlar erkekle kocalarını öldürecekler diyor. Hatta hizmetçiler diyor, hizmetkarlarını öldürecekler diyor. Şimdi bunlar şifredir baktığımız tövbe zaman. Estağfurullah. Şimdi buradaki öldürme kelimesi şöyle. Şimdi kadın zulmünü gördük, yıllardır gördük maalesef. Türkiye'mizde sürekli gündeme gelen ve bizlerin de şahit olmak zorunda kaldığımız ama bu durumda bir türlü bir yaptırıp toparlanamayan bir acımız, yaramız. Şimdi kova enerjisine de giriyoruz ya, artık kadınlarda bir başkaldırış olabilir. Ben boşanmalar, ben boşanmalar çok görüyorum. Yani buradaki öldürme olayı zaten boşadığın koca ölmüş oluyor yani senin için evet. O manada düşünüyorum. Evet evet, ben de öyle düşünüyorum açıkçası. Kocalarını boşayacaklar. Ama hizmetkarlar da ayrılacaklar. Çok istifalar olacak bence. Hmm. Yani işte sahip diye o zamanki tabii ki tamam. O şekilde hizmetkarlar şeklinde söyleniyor. Ama burada da üst yöneticilerin altında çalışan kişilerin çok ciddi yüzüstü bırakarak gideceklerini düşünüyorum. Çünkü buradaki ölüm enerjisi sertliği ifade etmek için kullanılan kelimelerdir. Ama kadınlara çok iftiralar atılacak diyor. Tabii. O da bir öngörü baktığımız zaman 2024 yılında. Buradan da ne anlarız? İşte ve sanatçılar, şairlerin üzerinde çok duruyor ya. Sanatçılarla ilgili kadınlara yönelik asılsız haberler. Gündemi yakalamak için oluşturulan abartılı süreçler, haberler olabilir. Diyorum ya, günümüze aman göre yorumlamak lazım. Kadınız bir şey deyince hemen inanmayın arkadaşlar. Evet ya, şimdi ben bunu buradan söyleyelim. Kadınlarla ilgili diyorsanız inanmıyoruz. Evet, böyle bir öngörü var ama bunun yanında tabii ki herkesin de söylediği gibi yine güneş çok kızacak diyor. Şimdi güneş kızacak ne demektir? İşte güneş tamam, patlamaları. Isınacak. Hem çok ısınacak. Kışa evet. Bakar mısın ya, ocağın kaçındayız ve bir ceket, bahar bir tişörtle çıkıyoruz. Evet. Evet evet, maalesef. Seller olacak yine der. Ama şurada bir hikmet var. Mesela hayvanlar da hastalanacak. Büyükbaş hayvanlar telef olacak. Şimdi burası da önemli bir nokta baktığımız zaman. Şimdi büyükbaş hayvanların ölmesi demek ciddi anlamda hem ekonomik anlamda sıkıntı ama bir taraftan da yeni bir salgının habercisi de olabilir. Bu noktadan baktığımız zaman. Biliyorsunuz ki maalesef virüslerde bir evrimleşme oluyor. Hop oradan oraya, tabii. Oradan oraya zıplayıp duruyorlar. Artık hayvan insan demiyorlar. Her yerde var olmaya çalışıyorlar. Böyle bir durum olabilir. Baktığımız zaman 2024 gümbür gümbür geliyor. Ama ben yine diyorum, alimler ve öngörü yapan kişiler genelde dikkat etmemiz gereken şeylerden bahsederler. Yoksa pozitif, ılımlı şeyler mutlaka olacaktır. Çünkü burası denge boyutu. Dengesiz olmaz. Doğum varsa ölüm de var. Mutluluk varsa hüzün de var. Sürekli bu dualite sistemi olacak.
Ama bu kısımlarda dikkat edeceğiz. Mesela dedikodulara, laflara, sözlere bir tık daha bir temkinli yaklaşalım. Hemen atlamayalım. Bir kadına yapılan iftiralar boyutunda biraz daha dikkatli olabiliriz gibi düşünüyorum. Hamilelerimiz bir tık daha dikkatli olabilir. Beslenmelerine, yediklerine, içtiklerine gibi gibi. Bunlara daha fazla dikkat edilebilir diye düşünüyorum. Bitti mi burası? Bir de rüzgarlarımız var. Onu da atlamayalım. Hmm. Fırtına ve rüzgarlar ki hava şartları gerçekten çok farklılaştı. Sizler de şahitlik ediyorsunuzdur. Bu rüzgarların çok ciddi artacağını da söylüyor. Ve ben açıkçası kendim Samsun'da bu rüzgarları bol bol yaşıyorum. Çok ciddi rüzgarlar esmeye başladı bizim oralarda. Buralarda da farklı bir şekilde mutlaka mevsim değişikliği kendini gösteriyordur. Ama bu konuda da uyarısı var. Şimdilik aklımda kalanlar bunlar. Peki frekans korku dedin ya Şegül. Hı, şimdi evet. Bu kolektifte de yani ne bileyim Allah korusun ne anlama gelir? Nasıl bertaraf edelim? Nasıl bakalım? İstersen öyle de kapatalım. Şöyle kapatalım. Burada hatta şunu yazmış. O biraz önce dikkatimi çekti. Keder, sıkıntı o kadar artacak ki diyor, insanların rengi atacak diyor. Yani buradaki korku. Allah'ım bunu, sen yardım et. Evet, şöyle biz bir realite akıl çağına giriyoruz. 20 yıllık bir döngüye giriyoruz. Plüto Kova'ya geçiyor. Bilimselliğin, teknolojinin, yeni buluşların çok çok hızlanacağı bir döngüye giriyoruz. Bir kere Ay'dan giriyoruz ya, İbn-i Arabi'nin kendi bilgilerinden ve şu an astrolojik boyutta Ay'dan girin, bir kere çok hızlı bir gündem bizi bekliyor. Gümbür gümbür 2024'te hangisini yakalayacağım diye şaşıracağınız gündemler olacak. Çok hızlı bir ilerleyiş var. Bu ilerleyiş boyutunda ben şöyle bir öngörü yapıyorum. Şimdi bilimsellik boyutuyla bize bazı manipülasyonlar yapmaya çalışabilirler. Biraz önce hamilelikte örnek verdiğim gibi. İşte bakın zorlanıyorsunuz kadınlar, ne gerek var güzel bedeninizi bunlarla yormaya. Artık şöyle teknolojiler çıktı, böyle teknolojiler çıktı. Hadi gelin bu gereksiz yükü yapmayın, siz erkeklerle eşitsiniz. Oradan da bir girerler ve bu şekilde bizi fıtratımızdan, insanın fıtratından, özünden uzaklaştıracak teknolojik yapılandırmalara yönelik yönlendirmeye çalışabilirler. Manipülasyonla korku yaratarak, işte güneş patlaması çok kötü olacak, o kadar kötü olacak ki mumlar alın, pilli radyolar alın diyecekler. Bence bu karartmayı kendileri yapacak. Güneş bunu kılıf yapacak. Aslında. Kılıf yapacaklar. Niçin? Çünkü korku ile bizi istedikleri noktaya sürü zihniyeti gibi yönlendirmeye çalışıyorlar. İşte burada dünya rüyasında kalanlar kurtulacak. Burası çok önemli. Kendi frekansının yüksekliğine bol bol gayret etsinler. Her zaman halis düşünceler olsun ama ben sadece düşüncelerde kalma tarafı değilim. Her zaman bu dünya platformu hareket üzerine kurulmuştur. Bakın hayaller üzerine değil, hareket üzerine bir yazılımdır. Onun için aklımızdan geçen güzel şeyleri de fiili olarak da mutlaka oluşturmamız gerekiyor. Gidelim fakir fukara bir sürü arkadaşımız var, dostumuz var. Anadolu'nun üstünde yaşadığımız için ben herkese arkadaşım, ailem gözüyle bakarım. Paylaşalım arkadaşlar. Ben her zaman diyorum rızkı kazanan biziz ama onu kazandıran kim? Ve o rızık sadece bize ait değildir. Mutlaka ihtiyaç sahipleriyle paylaşmalıyız. Veyahut da oturup güzel bir kitap yazın. Eğer bilginiz varsa, okuduysanız, yıllardır araştırdıysanız, doldum taşıyorum diyorsanız insanlara kalıcı, öğretici, yol gösterici şeyler yapın. Ama bir şeyler yapın artık. Olduğumuz yerde olumlamalarla bizi durdurmaya çalışıyorlar. Ben onun için olumlama kısmına bir tık temkinli yaklaşırım. Bir bilinçaltı programlaması gibi robotu da programlıyorlar. Bizi de programlamaya çalışıyorlar. Çünkü amaçları robotlaştırmak. Hani fiili duada, fiili olumlamada olmak lazım yani. Kesinlikle olumlamayı yapın ama kalkın harekete geçin. Ya Allah'ım bana işte güzel kitap yazmayı nasip et. Güzel kitap yazıyorum de. Sonra kalk yaz. Kalemi al eline. Yaz yani. Çünkü irade nefis dediğimizin sınavı budur ki. Ya başka ne? İrade nefis. Bunu şöyle düşün. Çocuğun çok uykusuzsun İlkay. Aşırı derece derin bir uyku halindesin. Bir de kış vakti diyelim, dışarısı da soğuk. Çocuğun bağırıyor anne anne diyor. O soğukta kalkar mısın o uykusuzlukla? Kalkarsın çünkü çocuğun seni çağırıyor değil mi? Ne oldu diye bir korkuyla kalkarsın. Kendimiz için bunu yapmıyoruz ya. Kendimiz için kalkıp harekete geçmiyoruz. Kendimiz içeride debeleniyoruz tabiri caizse kendimize sesimizi duyurmak için ama duymuyoruz. Madem yapacağız arkadaşlar tıpkı bir evladına koşar gibi kendi hayallerine koş, kendi gerçekliğine koş ama koş artık.
Çok durduk, çok durdurdular. Duran bu yıl elenecek. Hareketli olan bu yıl çok kazanacak. Her anlamda kazanç dediğim şey kendi insanlığı boyutunda da dünya boyutunda da çok kazanacak. Ama bu işin sırrı hareketten geçiyor. Müthiş oldu ya. Vallahi çok güzel oldu. Yani zorluklarla da baş etmenin kolaylığı var. Kesinlikle. Her zorlukla beraber İcra Suresi'ndeki evet. gibi. Evet, bir mutlaka kolaylık bir kolaylık var. Evet. Rabbim yolculuğumuzu hem hayırlı etsin hem insanlığımıza yürümeyi nasip etsin. Amin. İnsanlığımızı da göstermeyi de nasip etsin. Doğru artık. Yani artık görünelim. Görünelim inşallah. Çok teşekkür ederim Ayşe. Ben teşekkür ederim. Nice yayınlarda, nice hayat yolculuklarında buluşmak İnşallah üzere. İnşallah çok arzu. Ne zaman bir rüya görsem, ne zaman dara düşsem, yandım Ayşegül diye. Her zaman zaten ben aramazım o beni arar. Evet arar. O sırada bir mesajı gelir. Aa derim tamamdır. İyi ki varsın. Sen de öyle. Bu videoda yetişsin böyle imdadı olanlara, ne bileyim gönüllere şifa umarım olsun. Umarım herkese inşallah. Katkı olsun. Öyle olsun. Arkadaşlar bir sonraki masa sohbetlerinde görüşünceye dek Rabbime emanet olun. Aşağıda yorumlara. Yapıcı eleştirilerinizi, önerilerinizi, sorularınızı kanalımda görmek istediklerinizi yazın. Hoşça kalın.